Şimdi sizleri Bartın'ın Çiçeği Burnu'nda valisi Bülent Sabur'un yanına götürüyoruz. Sayın Sabur Bartın'a yeni vali olmuş ancak Bartın'ın hiç de yabancısı değil. Bartın Valiliğine yeni atanan Vali Bülent Sabur'un yanına gidiyoruz şimdi. İsa Küçük'ün merkeze atanmasından sonra Bartın'a vali olarak atanan Bülent Sabur aslında Bartın'ın hiç de yabancısı değil. Çünkü Vali Sabur bundan tam 20 yıl önce Bartın ilçelerinden Yenice'de kaymakamlık yapmış. Vali Sabur'u ilk valiliğindeki ilk resepsiyonunda görüntülüyor ve soruyoruz. Sayın Vali, 20 yıl aradan sonra tekrar geldiğiniz Bartın'ı nasıl buldunuz? Çok güzel değişimler var, ilerlemeler var. Güzel yatırımlar var. Hakikaten muhteşem yatırımlar almış. Ama güzelin bir sınırı yok. Biz daha da güzel yapacağız. Bartın en çok göç veren illerimizden biri. Siz buraya vali olarak atandıktan sonra buranın göç veren değil, göç alan bir il olması için planlar yaptınız mı? Bartın göç veren, en çok göç veren illerimizden bir tanesi. Türkiye'nin en küçük nüfus olarak en küçük illerinden birisi ve yaşlı nüfusunun oldukça yüksek olduğu bir yer. Acaba göç veren değil, bundan sonra göç alan bir yer olmasını arzu edip, hani buna yönelik çalışmalar yapmayı planladınız mı Bartın için? Açıkçası Bartın'da henüz çok yeniyim. Henüz heyecanı burada da görebilir miyiz? Henüz tanıma aşamasındayım ama Bartın vizyonunu benimle belirlemiş bir il değil. Benden önce de burada yöneticiler vardı. Evet. Atanmışlar, siyasiler seçilmişler. Bundan sonra da olacak. Dolayısıyla stratejik planları doğrultusunda Bartın'ımızın stratejik planları vardır. Genel meclis tarafından yapılan, belediyeleri tarafından yapılan bu planlar doğrultusunda tabii ki Bartın'ımızın gelişmesi hangi sektörel bazda planlandıysa o doğrultuda yürüyecektir. Hattat Holding'in Bartın'a yaptığı santralde ona göre bölgenin kalkınması için çok önemli bir adımmış. Eğer o santral ortaya çıkarsa, hizmete açılabilirse, yatırım yapılabilirse kimine göre 11 bin, kimine göre 12 bin kişilik bir istihdam sağlayacak. Şu an Bartın'da iş bekleyen 8 bin kişi var. Dolayısıyla bu yatırım sadece, gerçekleştiğinde zaten sadece, bunun üzerine çıkmış olacak. Sadece bir yatırım. Evet, bunu karşılayacak. Kesinlikle fazlasıyla karşılıyor. Olay bu yani insanların. Dolayısıyla göç alan bir şehir olma yolunda da ilerleyecek. Göç evet tersine çevirmeye çalışıyoruz. Göç veren değil. Göç alan en azından kendi insanını muhafaza etsin. Vali Bey'in eşi Nevin Hanım'a soruyoruz. Acaba İstanbul'dan sonra Bartın'a alışmakta zorluk çekecek mi? Biz de evet daha çok yeniyiz tabii ki ama Bartın çok güzel bir yer zaten. Vali Bey'in de dediği gibi Yenice'den bu bölgeyi zaten biliyoruz, görmüştük. Uyum sağlanmayacak bir yer olduğunu düşünmüyorum yani. İstanbul'dan sonra Bartın nasıl olacak? Yok, gayet güzel bir yer. Uyum tavsiye ederim diyorsun. Kesinlikle. Zorluk çıkaracağını hiç zannetmiyorum. Çekeceğimi zannetmiyorum yani. Bartın Valisi Bülent Sabur, Bartın'a gelmeyenleri burayı bir kez olsun görmeye davet ediyor. Bartınlı'nın gönül kapısı açık. Sadece benim değil, bütün Bartınlıların gönül kapısı açık. Dolayısıyla çalmadan girsinler içeri. Bekliyoruz. Sadece Amasra olarak değil. Bakın Bartın'da Amasra tabii ki çok güzel bir belde. Güzel bir ortam. Ama sadece Amasra'mız değil güzel olan. Ulusumuz çok güzel. Ulus ormanlarına bir bakmak lazım. Görmek lazım. Efendim İnkumumuz veya diğer koylarımız fevkalade çok güzel. Onları görmek lazım. Amasra'yı zaten söylemeye gerek yok. Yani Fatih Sultan Mehmet'in dahi dile getirdiği Lala, Lala, Çeşmi Cihan, bu mu ola dediği, onu bu şekilde konuşturacak kadar güzel bir belde. Ama biz Bartın'ın tamamı açısından meseleye bakıyoruz. Bütün güzellikleri açısından bakıyoruz. Küredağ Milli Parkı, bakın Milli Park haline getirildi Küredağ. Kendimizi yeterince anlatamadık. Anlatamamışız. O zaman anlatma startını sizin de verelim. Ümit ediyorum bundan sonra Bartın basın yayın organlarında da tanıtım müesseselerinde
daha ziyade adı geçecek bir yer olacak. Biz herkesi Bartın'a bekliyoruz. Biz misafiri çok seviyoruz. Misafir başımızın tacı. Ama geldiğiniz zaman şundan şüpheniz olmasın. Bartın'a yerleşmek, geri dönmek istemeyeceksiniz.